Çocuğunu korumak ister önce ama gel gör ki sırtında cepheye taşıdığı mermiyi ulaştırabilmek onun için daha bir görevsel olmuş. Kucağında 8 aylık bebesi sırtındaki mermisiyle cepheye giderken düşmana da görünmemek vardı. Tam Yunan askerlerinin yanından geçerken çocuk mızıldamaya başladı. 8 aylık bebe bilir mi düşmanın ne olduğunu? Sesini biraz daha yükseltti. Ayşe Hatun sesi çıkmasın diye çocuğunun ağzını göğsüne yaslar. Duyulmasın da yerin tespit edilmesin diye. Düşmanın da ben gitmeyeceği tutar. Ve biliyor musunuz Ayşe Hatun 8 aylık bebesini kendi elleriyle şehit etmiştir. Fakat kucağına aldığı 8 aylık bebesini Allah'ın üstüne yatırdığı zaman feda olsun çocuğum diyerek mağrur dik bir şekilde yüzü yaşlı bağırmıştı. İşte böyle kadınlarımız var bizim. Yine böyle bir kadınımız Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda cepheye giderken o kadar hasta yorgun düşmüştür ki tükezlemiştir. Komutan albay onu kucağından tutar kaldırır. Son nefesini vermekte olan kadına sorar. Bacım, söyle de adını seni tarihe yazayım. O onurlu kadın ne der biliyor musun? Ve komutan benim adımın ne önemi var? Yaz benim adım Anadolu de. Şimdi hepimiz biliriz nice egosunu tatmin edememiş tipler vardır. Benim adımı öne yaz, benim adımı sona yaz diye filmin aktrislerinde bunu görürsünüz. Ama o onurlu Türk kadını ne yapmıştır? Benim adımı ne önemi var diye bilmiştir. Süren nasıl bilmiyorum ama bağışlayın. Toparlayabilirsek yine bir kadın daha söz etmek istiyorum. Aslında o kadar kadınlarım var ki size anlatacak. Bir kadın daha söz etmek istiyorum. Ne yaptım ediniz biliyorsunuz? Kara Fatma. Erzurumlu Kara Fatma'yı duydunuz mu? Erzurumlu Kara Fatma dikkatinizi çekiyor. 47 tane genç kız ve kadın. 700 tane erkeğe efelik yapmıştı. Duydunuz mu bunu? Bu kadın Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in yanına bizzat çıkmıştı. Ben de savaşacağım demişti. İç isyanların bastırılmasında çok büyük rol oynamıştı. Birinci ve ikinci İnönü Muharebelerine katılmıştı. Sakarya Savaşı'na katılmıştı. General Pelikopis'e esir düşmüştü. Daha sonra bir yolunu bulmuş, kurtulmuş, kaçmıştı. Ve bu kadın Atatürk tarafından üst değmenlik rütbesine yükseltilmişti. Sevgili dostlarım, hep kadınlarımız böyle savaşçı mı diyeceksiniz? Hayır. Bunun yanında 15 Mayıs 1919'da tarihçi kardeşlerim bilecekler. İzmir işgal edilir. Yurdun her tarafında infialler uyanır. Mitingler tertip edilir. Kastamonu'da bir genç kız örgütleyicidir. Ne yapmıştır biliyor musunuz? Hem düzenleyicisi hem de katılımcısı olan sadece kadınlardan kurulu bir miting tertip etti. Kaç kişi biliyor musunuz? 3000 kişi. Bugün cep telefonlarımız var. Mesajla herkese ulaşabiliriz. Bugün Facebook var. Bir mesaj atarız. Herkesi toplarız. Sosyal medyayı da kullanırız. Bazen çoğunluğu sağlayabiliriz. Ama
O kadın, o kadınlar, düzenleyicisi kadın, katılımcısı kadın, 3000 kişinin katıldığı örgütü Türk kadını becermiştir. Onun içindir ki, Atatürk ne diyor biliyor musunuz? Dünyanın hiçbir kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Ben ülkemi, vatanı kurtarmakta Anadolu kadınından daha fazla çaba sarf ettim diyemez diyor. Diyebilir mi? İşte o kadınlar buradaki siz kadınlarsınız. Şayet aynı şey Allah göstermesin mutlu bulsa projenizi sileceksiniz. En güzel giysilerinizi bırakacaksınız belki. Elinize ne geçerlikse yurdunuzu, vatanınızı savunma cesaretini göstereceksiniz. Erkeğiyle beraber. Bir daha bir şey söyleyeceğim. Yıl 1916. İkiz cephesi. Mustafa Kemal çadırında. Bitlis cephesinde savaş bitmiş, Mustafa Kemal cepheyi kazanmış, yaverini çadıra çağırıyor ve eline bir not tutuşturuyor. Notta ne yazıyor dersiniz? Kurtuluştan sonra ilk işimiz kadına serbestisini vermek. Savaşın en kızgın zamanında yıl 1916 kadına serbestisini vermek nereden çıktı? Ve Atatürk'ün aklına acaba 1916 yılında kadının sokağa çıkmasının günah sayıldığı dönemde acaba Atatürk'ün aklına nereden geldi? Nereden geldi? Çünkü görmüş ki o savaşta Türk kadını erkeğiyle birlikte düşmanla savaşıyor. Demiş ki Türk kadını erkeğiyle birlikte eşittir. Bir gömlek daha ileri gitmiş. Hatta demiş biraz daha fazladır. Ben işte bunların resmini, bu duyguların resmini anlatmak geri dönüşü olunca o kadar hoşuma gidiyor ki. Bir gün Ege Üniversitesi'nden bir hanım doktor beni aradı. Dedi ki, ben sizi hiç tanımıyorum üstad dedi. Fakat dedi, resminizi bir yerde gördüm. Hani insan deli divane aşık olur da, aşkını kimselere anlatamaz. Bunu dans ederek dağlarda bağırıp çağırır ya, ben bu çığlığı sizin tablolarınızda gördüm ve bunu sizle paylaşmak için aradım. Sevgili dostlarım, bu kadınların, kadınların diyeceğim ben artık, zeybek kadınlarım, sadece benim değil, yurt dışında da değişik insanların gönül sevimi etmiş olacak ki Festival de Anatolia dediğimiz hem Türk ulusunu hem de Türk kültürünü Avrupa'da ve dünyada tanıtmayı hedefleyen bir festivalde benim kadınımın afiş olarak değerlendirmesi ve Türkiye'yi temsil etmesi beni gururlandırdığı kadar Türk kadınlarını da gururlandırdı diye düşünüyorum ben. Ben bütün kadınlarımızın o güzel yüreklerinden binlerce dinliyoruz. Değerli misafirleriniz,